E, İspanyadan e, bir e, İspanyol bakandan bir açıklama gelmiş. İlişkileri askıya alalım demiş. İspanya Sosyal Haklar Bakanı e, ilişkileri askıya alalım demişti. Şimdi İrlanda'dan e, bir başka çıkış var. Onu bir ekranlara taşıyalım. Hani kimler diyor? E, İrlanda Avrupa Parlamentosu üyesi Claire Daly. Bakın ne diyor. Batının tutumunu nasıl eleştiriyor? After a week of horror in Gaza and the EU div diving in headfirst, draping our Parliament in the Israeli flag, aiding and betting in war crimes, including the bombing of a hospital, and still we find it impossible to say that Palestinian lives matter. We're still privileging one category of victims over another. We talk about the humanitarian situation in Gaza, but why is there a humanitarian crisis? Is it a natural disaster? Who cut off the water, fuel and electricity are we not sure? Who is bombing Palestinian civilians do we not know? Do you think we could mention it? There is a crime unfolding in Gaza now, such as we have not seen since the 1940s, and we are in it up to our necks. We are watching Israel murder Palestinian civilians and preparing to drive millions of them into the Sinai desert to annex and colonise their land. It is another Nakba. It is a crime against humanity, not a humanitarian crisis. The EU will never live down this shame. Long live Palestine. Long live Gaza. Vicdanı olanlar bunu söyleyebiliyor. Yani çünkü bu toplam bir sessizlik ha. olabilecek durumda değil artık insanlar isyan ediyor. Yani halk, ha. muhalefet nihayetinde etkin noktalarda olup yönetimlerin bu günahına, suçuna, eli kanlı fiillerine ben katılmak istemiyorum diyenler konuşuyor. Başbakanlar, devlet başkanları falan konuşamıyor. Türkiye dışında onun bir evet. altını çizmek lazım. Rusya, İran malum onlar da zaten başka bir noktadalar. Şimdi bunu söyleyen Claire Daly diye bu bu kadar net bir çıkış var. Birer cümleyle bir yorumunuzu alayım çok kısa bir ara vereceğim sonra. Şimdi tabii dünyadaki bu baktığımızda hani vicdanlı insanların bunu dile getirmesi son derece önemli. Bir başka açıdan baktığımızda bu İsrail'in Hamas'la çatışmasından çıktı... ...İsrail'in bütün Filistin halkını toplu olarak cezalandırmasına dönüştü. Bu anlamda baktığımızda zaten ben ilk turda söyledim dikkat ederseniz, saptamayı yaptım. Hamas'ı kimin azmettirdiğini söyledim. Dolayısıyla yani İran'ın bu konudaki konumu ortada. Ki e, İsrail aslında e, İran pardon e, bu anlamda Hamas'la müttefik. İran tipi bir örgüt değil Hamas. Ama Hizbullah bizzat İran'ı kurdurduğu bir örgüt. Şu anda biz aslında İran-İsrail gölgeler savaşını yaşıyoruz ve olan da masum Filistin halkına oluyor. Dolayısıyla bunun altını özellikle çizmek lazım. Yani saptama yaptığımız için ama şimdi baktığımız zaman tekrar söylüyorum. Yani bir biraz önce söylediğimi tekrar ediyorum. Hamas'ın konumunun ne olduğu tam olarak ortaya konulabilmiş değil. Dolayısıyla hani İsrail'den devlet gibi ben yani çünkü Sayın Cumhurbaşkanı dedi İsrail örgüt gibi davranıyor dedi. Biraz de Sayın Cumhurbaşkanı bunu ifade Tabii. etti. Şimdi Hamas'ın bu anlamdaki e, konumuna baktığımızda Hamas bütün Filistinleri temsil ediyor mu? Elbette ki etmiyor. Ama o zaman temel problem şu. Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti olmadıkça buraya bölgesel güçler sirayet edecektir. Ve Filistin çeşitli örgütsel yapılar çerçevesinde kendi meşruiyetinde ciddi anlamda zedeleyecek ve Hamas'ın o sivil katliamlarını ortaya koyduğu gibi manzaralarla karşılaşacak bir e, mahkumiyetle karşılaşacaktır ki bu anlamda bakıldığında hep Batılılar ne diyor? eee içerisinde İsrail'in işte sözde meşru müdafası diye bunu ifade etmeye çalışıyorlar. Ama burada tekrar söylüyorum bu İsrail'in bütün Filistin halkını toplu olarak cezalandırdığı bir sivil katliamına dönüşmüştür. Bunun da altını özellikle çizmek, vurgulamak evet. ve teşhir etmek gerekiyor. Peki çok kısa bir ara verelim.